Ve o haberde sıra. Haber içinde haber deriz ya bazen. Tam da öyle bir olay yaşandı bugün. Ekibimiz skandal bir haberin ihbarını alıp kağıthaneye gitti. İddiaya göre bir otomobil içindeki 3 yaşındaki çocukla beraber 7 Emin Otoparkı'na taşınmıştı. O haber için çekim yapıldığı sırada aynı yerden bir başka otomobil yine bir çekiciye yüklendi. İnanması güç ama o otomobilde de yine çocuk, hatta çocuklar vardı. Biri 1, diğeri 7 yaşında iki kardeş. ATV Haber ekibinden Mesut Çiftçi ve Mutlu Şimşek'in dikkatleri sayesinde çekici tarafından otoparka götürülmekten son anda kurtulmuştu. Bir anne koşa koşa kalabalığın toplandığı yere geldi. Panik içindeydi. Yani 7 yaşında ve 1 yaşında çocuk var. Çok korkmuş hanımefendi. Yani korkmuş tabii, büyük. Su veriyorsunuz zaten. İnanması güç ama bir çekicinin yüklediği otomobilde iki çocuk birden vardı. Yani otomobil çocuklarla beraber otoparka götürüldüğü sırada son anda fark edildi. Çocuk var içeride, çocuk bağırıyor. ATV Haber ekibi bir gün önce yaşanan benzer bir olay için kağıthanedeydi. Bir gün önce yine bir otomobil içindeki çocukla beraber çekiciye yüklenmişti. Araç kağıthane Söyler Caddesi'ne park ettiğinde arkada küçük bir çocuk, 3 yaşındaki bir çocuk uyuyordu. Ancak çekiciyle buraya gelenler arkada uyuyan çocuğa bakmadılar bile ve 3 yaşındaki çocukla beraber aracı kaldırarak otoparkın yolunu tuttular. Tekrar dönüyor, bakıyor ki araç da yok, çocuk da yok tabii ki arabanın içerisinde olduğu için. Bu görüntü işte o anlara ait. Otomobil içindeki çocukla beraber 7 Emin Otoparkı'na böyle götürülüyor. Genç kadın bunun üzerine 7 Emin Otoparkı'nın yolunu tuttu. Ancak o sırada bir başka sürprizle karşılaştı. İddiasına göre otopark görevlileri çocuğu kendisine teslim etmek istemedi. Bunun için öncelikle çekici parasının ödenmesini talep ettiler. Genç kadının üzerinde o sırada nakit para olmadığı için otoparkta ikinci bir kriz çıktı. Şimdi beni salmıyorlar para vermeden. Arabanın içerisinde çocuğu bırakmıyorlar. Kapıyı kapatıyorlar, sürgülü kapı. Sen git parayı çek gel, ondan sonra arabayı veririz diyorlar çocukla beraber. ATV Haber ekibi tam bir gün sonra ve tam aynı noktada bir otomobilin çekiciye yüklendiğini görünce kayda girdi. İşte o sırada ekibimiz aynı skandalı tekrar kaydetti. Hayırdır birader? Çocuktan beraber. Çocukla beraber çekelim. Ekibimiz çekicinin tepesindeki aracın camına bir çocuğun vurduğunu fark etti. Aa bak bak, arabada. Mutlu gel, Mutlu, Mutlu. Aynı caddede sadece 20 saat sonra bir başka araç daha çekiliyor. Ancak o araçta da görüyorsunuz bir çocuk var. O çocuk şu anda cama vuruyor. Aracın durdurulmasını istiyor. Etraftakiler de bağırıyorlar. Çekiciye durmasını söylüyorlar. Ancak çekici durmuyor. Yani 20 saat sonra aynı yerde yine bir araç içinde çocukla beraber buradan götürülüyor. Çocuk cama vuruyor ya. O sırada çevredekiler de devreye girdi. Yoluna devam eden çekiciyi durdurmak için bağırmaya başladılar. Aynı olayı ya, dün yaptınız ya. Çocuğu ya yoksa, hayır, hayır. Ya. İndir araba, yola indir. Beyefendi, araçta çocuk var. Tamam, gördük, indiriyoruz. Nasıl gördünüz ama, dün de aynı şeyi yapmışsınız. Ya işinize bakın. Hiç bakmıyor musunuz? İşinize bakın. Etraftakilerin tepkisi üzerine çekici burada durduruldu. Ve şu anda o araç aşağı indiriliyor. Ve çocuk da dolayısıyla kurtarılmış oluyor. Otomobil çekiciden indirildiğinde içinde bir değil iki çocuk olduğu anlaşıldı. İki küçük çocuk otoparka götürülmekten son anda kurtulmuştu. Aracın sahibi şu anda nerede bilinmiyor. Çekildiğinin farkında bile değil tabii aracının. Burada bir değil iki tane çocuk var. Bir tanesi bir yaşında bile değil. Bu iki çocuk eğer biz fark etmeseydik, çevredekiler fark etmeseydi tıpkı dün olduğu gibi yine 7 Emin Otoparkı'na götürülecekti. Daha önce bir çocuk çektiler şurada, aşağıda çocuk kapıyı açtı, arabanın kapısını açtı. Araba yukarıda fortifikteyken kapıyı aç, çocuk düşse ne olacak? Çok geçmeden çocukların annesi panik içerisinde olay yerine koştu. Ayaklarım titriyor ya. Bir gün önce 3 yaşındaki oğlunu otoparktan teslim alan baba panik içindeki anneyi yatıştırmaya çalıştı. Bu resmen çocuk gasp etmektir, resmen aracı alıp götürmek değildir. İçerisine bakmadan çocuğu kaçırmaktır resmen olay bu. Çocuklarını otoparktan teslim almak zorunda kalan aile şimdi şikayetçi olmaya hazırlanıyor. 71.